Buradan böyle bir post koyup bunu söylemek bile bana zul geliyor. Yani zul derken üzülüyorum ama lütfen rica ediyorum, bir topluma yardım etmek, başa gelmiş koskoca bir afetin, korkunç bir afetin fotoğraflarını durmadan yaymak olamaz. Olmaz. Yani siz fotoğrafları yazıp altına şiirler, kendi evinizde günlüğünüze yazın bunları. Çünkü şu an toplumun birbirine ihtiyacı var. Hasta olanı, anksiyetesi olanı, anksiyetelerle daha fazla, yani bırakın yardım edelim. Bizim kafalarımız fiziken, beynen her türlü kuvvetli olsun ki bir yardımda bulunabilelim. Ne faydası var o fotoğrafları yaymanın? Kime ne faydası olabilir? Biliyoruz, biz de bu memlekette yaşıyoruz ve görüyoruz. Yani bağışlar, onlar bunlar, yardımların ötesinden bahsediyorum. Koymayın kefenli yollarda fotoğraflar, siyah beyaz efendim çoluk çocuk fotoğrafı, evlerin içindeki bir takım notlar, yapılan o evin içinde kalmış, o dökü yani yıkılmış, harap olmuş evlerin fotoğrafları. Gerek yok. Hasta, çünkü hastalandırıyorsunuz toplumu aslında böyle yaparak. Toplumu hastalandırmadan biz biliyoruz. Bu toplum biliyor ne yaşadığını şu an. Ve görüyor zaten. Ama bu kadar fotoğraf Instagram'da orada burada paylaşılmaması lazım. Yapmayın lütfen. Evet. Evet abi, hoş geldiniz. Allah'ım yerim hoş ben. Hoş geldiniz. Enkaz altından çıkarttık abi. Bu 2,5 yerim saat. Ben seni. Bunlar sahipleri binalarda vefat etmiş. Evet. Ya da sahipleri bırakıp gitmiş, binaların içinden çıkarttığımız kediler, evde beslenen kediler. Belki çekelim, gören olur, belki paylaşırsın. Tabii tabii paylaştık. Ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Güzel. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Arabayı almayalım. Bunlar hep şeyden mi, enkazdan mı? Evet, evet, evlerden. Hep kedileri evlerde mahsur kalan kedileri kurtardı. Bunlar mı? Bu da aynı. Evet. Ama ne koydun adını? Bunun adını koymadık daha henüz, sahibi koysun dedik. Sen bence, koyabilirsin. Bence mucize olsun. Mucize. Evet. Okey, ben de mucize diye etiketliyorum bunu. Mucize olsun. Sahibiyle birlikte, yani isminle birlikte sahiplendiriyorum. Tamam, süper. Ve isim babası da sizsiniz. Sağ ol abi, eyvallah. En ilginç, hadi mucize, görüşürüz. Mucize oldu adım. En ilginci bu. 4 gün sonra enkazdan çıktı. İsmi Enkaz. Erkek. Ha, bu çok iyiymiş. Evet. Enkaz. Hadi bakalım. Ha, süpersin. Abi. Böyle bir ekibimiz var. Tamam, teşekkür ederiz. Bizi de izleyen dinlediniz. Merhabalar. Kardeşim size geldiğiniz için. Allah razı olsun. Ne haber? İsmin ne? Berat. Hangi takımsın? Sanılacak. Dikkat et, okuyayım. Yine her zaman. İşimizin başındayız abi. Şurada çocuklar var abi. Aynen şurada. Şuna al bakayım şöyle. Aslan. Tur içeri bir... Geçmiş olsun. Bekleri var. Şimdi biraz ısınalım istersen. Tamam. Merhaba. Merhaba. Allah. Sinan ben. Nereden aldın? Geçmiş olsun. Sağ olsun, sizi ziyarete geldi. Oyuncaklar getirmiş. Hoş geldiniz abi. Hoş geldiniz. Aa, bugün çok kötü bir zaten görmüştüm. Gördüm ya, gördüm. Biz abi, biz köydeydik. Köyde hiçbir imkan yoktu. Burada imkanlar çok güzel. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. İmkanlar süper. Köyde ışık yok, buraya geldik, elektrik de verdiler. Daha önce elektrik de yoktu. Dere var, dere. Çok şükür her şey aldım. Var mı? Her şeyimiz var. Eksiğimiz yok. Devletimize eksik etmiyor Allah sizler de. Allah. Söyleyelim kampın adını da. Tamam. Antakya, Hatay Expo. Expo alanı. Expo alanı. Expo, Expo, Expo değil yaptım. Burası evet. Abi. Evet. Kaymakamlık önü ama. Kaymakamlık Expo önü. Expo ayrı yerde. Expo yolu üzeri. Expo yolu üzeri değil. Ama iyi, Allah razı olsun. 10 bin kişilik yemek mobil aracımızı getirdik biz burada. Süpersin. Yemekler
24 cent yemek var. İhtiyacımız gibi Allah'a şükür. Her şey. Hayır, çok geçmiş olsun abi. Teşekkürler. Ayaklarınızda kalın. Geçmiş olsun. Evet. Sevdin mi? Bu mu o mu? Söyle bakayım. O zaman ikisini de veriyorum. Ben de şey diyecektim. Sarı lacivertten dolayı mı hani şey yapacaktım? Aynen. Neratın da koleksiyonu var. Var mıydı koleksiyon? Çok iyi de. Ama hiçbir şey yanmayacak çıktı herhalde. Olsun. Tekrar toparlamaya başlıyoruz böyle. Tamam. Koleksiyonun ilk parçası senden abi. Evet. Aynen. Yeni koleksiyon. Yeni bir başlangıç. Yeni araba koleksiyonu. Abi, Berat. Ne haber? Hasan değil mi Berat? Ne haber? Tesadüf diyelim.